Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkut ayetleri var değil mi? Sadakallahu lazim. Evet. Namaz müminler üzerine vakitleriyle farz kılınmıştır. Vakitleri tayin eden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Azimüşşan'daki Kur'an'ın ahkam-ı şeriyesine ait olan hiçbir meseleyi Kur'an'dan çıkarmamış olmasın. Yani her birini bir ayeti delil getirerek çıkartmış. Mezhep imamları da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Kur'an arasındaki ilişkiyi İslam hukukunun genel gerekçeleri haline getirmişler arkadaşlar. Evet, namazla alakalı mesele. Namaz için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözümün nuru namaz diye tarif yapıyor arkadaşlar. Evet, nur nasıl bir tariftir? Allah yerin ve göğün nurudur. O nurun gözükmesini sağlayacak en önemli etken iman nurudur arkadaşlar. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın nuruyla namazın nurunu gözünün nuru olarak tarif ediyor arkadaşlar. Yani siz namaz içerisinde 5 vakit hayatınızı tertip ve düzen içerisine alarak Allah'ın huzurunda kendinize ait olduğunu düşündüğünüz hiçbir şeyin size ait olmadığını, yeryüzünde ne varsa hepsinin yaratıcısının Allah olduğunu, o Allah'ın kainatın sahibi olduğunu, aciz ve fakrınızla beraber Cenab-ı Hakk'ın izzeti dergahına 5 vakit davet edildiğiniz yücelerin yücesinden en kutlu peygamberle gönderdiği bir davet arkadaşlar, namaz. Şimdi davetimi, davetçimi beğenmediniz diye sorarlar değil mi? Gitmezseniz. Kainatın sahibi çağırıyor ve adam gelmiyorum diyor. 5 vakit mükerrer tekrar içerisinde Cenab-ı Hak çağırıyor. Kuluna kendisini unutturmamak için, dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatmak için, bu geçici dünya hayatında dünya meselesi ve dünya içindekilerin peşinde koşmadan, ahiretini ve Allah'ı unutmadan, aciz ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'ın büyüklüğünü ve ahiret kazancını bulsun istiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naklettiği bir hadis-i şerif var arkadaşlar. İmam Ahmed bin Hanbel'in de naklettiği hadis-i şeriflerden bir tanesi. İbn-i Mesud radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece şöyle buyuruyor arkadaşlar. Diyor ki, şu ayı görüyor musunuz? Evet. Allah'ı o ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz diye buyuruyor arkadaşlar. Allah'ı o ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz diye buyuruyor. Allah'ın gözükmesi, Allah'ın nuru gibi meseleleri daha önce izah etmiştik hatırlıyorsanız. Yani nurun menbaı, kainattaki her şeyin maddenin oluşumu ve maddenin kendisini gösterecek karanlığın aydınlığa çıktığı, mana bulduğu yer diye tarif etmiştik. Yani bir şeyin menbaı geldiğinde bütün güzellikler gizlenir. O yüzden Kelamullah ve Cemalullah meselesinden bahsettik daha önce hatırlıyorsanız. Yani Cenab-ı Hakk'ın cennette kelamını kendisi okuduğu zaman Allah Resulü'nün böyle bir müjdesi var. Bunun için Buhari'nin bir hadis-i şerifinde Allah'ın kelamını en inceden inceye anlayacak kişilerin namazlarında çok dikkatli olan kişiler olduğunu da naklediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. O yüzden orada Allah'ın kelamının okunmasıyla Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'daki o bütün inceliklerin tamamının %100 anlaşılma potansiyelinin geldiği o memlekette anlaşılacağını söylüyor. Artık bütün hücrenizden akli melekelerinize kadar Allah kendi kelamını okuduğunda anlaşılacak. Bir de cemalinden bahsettik. Bunu o nur için bahsettim arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın cemali orada tecelli ettiği zaman cennetin bütün güzellikleri ortadan kaybolur diye bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bir şeyin menbaı, kaynağı, özü geldiği zaman diğerlerinden söz edilme gibi bir durum, bir olasılık yok. Sahabeler öyle söylüyor. Diyor ki, ayı gördüğünüz gibi Allah'ı göreceksiniz. Diyorlar ki, ya Allah Resulü bunun bir şartı var mı? Diyorlar ki, sabah namazlarınıza dikkat etmek kaydıyla diye söylüyor. Evet, fecir vakti yani gecenin bütün inkılabı olan
gecenin bütün o Allah'ın icatlarının ve gecenin bütün meleklerinin gündüze dönüştürüldüğü, gece ve gündüzün içerisindeki her şeyin insan için yaratıldığı, insan merkezli yaratıldığı bir dünyada insana insanlık özelini, özerkini Cenab-ı Hak kıymetini verdiğinden onu sabah namazında İki vaktin değiştiği zamanda, günün bereketinin tahsis edildiği zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o günün rızıklarının maddi manevi olan rızıklarının tayin edildiği bir zamanda kainatın sahibi insana tecelli ediyor ve insan arkasını dönmüş uyuyor. Evet, bazı mezhep imamları o vakitte uyumak meselesine, hatta kerahat vaktinde bile ileri giden mezhep imamlar olmuş, tahrimen mekruh demişler arkadaşlar. Tahrimen mekruh, harama yakın mekruh demişler o vakitte uyuması için. Allah Resulü şartını şöyle koşuyor. Diyor ki, sabah namazına devam edenler, bunu kaçırmayanlar diye söylüyor. Evet, Allah'ı görecek kişiler. Niçin? Yani kendi hayatını geceki dünyevi alışkanlıklarına ve nefsi melekelerine göre tanzim etmemiş bir mümin var. Allah'ın emrinin boyunduruğu altında, Allah'ın istediği ölçülere, ölçeklere uygun vaziyette yaşayıp, bu dünyada misafir olduğunu bilen, 3 günlük dünyada hayatını zayi etmeyip, ahiret yurduna döndürmeye çalışan bir insan, hayatını fecre göre, gece gündüz arasındaki namaz vakitlerine göre tayin ediyor ve her şeyin kendisi de dahil olmak üzere, elindekiler de dahil olmak üzere Allah'a ait olduğunun bilincinin farkına varmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, yani şimdi biz Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. Yetişkin bir yaşa gelmiş bir çocuğunuz varsa ve o evladınızı namaza kaldırmıyorsanız, veil o kişinin namazına. Böyle enteresan bir şeyden bahsediyor. Birçok hadis-i şerif var da, burası şu an böyle lisanıma geldi. Şimdi Allah'ı gören bir nesil olsun istemez mi kimse arkadaşlar? Düşünün, çocuklarınızı sabah namazına merhamet ahiretin bütün endişelerinden kurtulmak için verilmiş anne babaya. Ama çocuğuna dünyada merhamet ediyor, gece sınava çalıştığı, gece diziler izlediği, geç yattı diye sabah namazına kaldıramayıp Allah'ın nurundan ve cemalinden çocuğunu mahrum eden anne babalar var. Düşünebiliyor musunuz? Ve yazıklar olsun onlara diyor Aziz Peygamber. Çünkü düşünün ki o çocuklar sizin geleceğiniz, tek sermayeniz. Ve o çocuklar sabah namazında Allah'ın cemalini, Allah'ın nurunu görebilecek bir kabiliyete erişiyor. Acaba hiç kimse öyle bir mümin ya da mümine çocuğun gözünden Allah'ı gören birinin annesi babası olmayı murad etmiyor mu? Madem biz kaçırdık diyelim hadi. Yani bize hep geliyorlar işte, hocam dünyaya kadar kaza namazım var. İşte şu kadar namaz kılamadık falan vesaire. Ya diyorum ki, evlatlarınızla kendinizi zinetlendirin. Onlar size en büyük kefaret sebebi olacaklar. Çünkü arkanızdan bırakabileceğiniz daha önemli bir sadaka yok arkadaşlar. İnsanların amel defterleri kapanıyor ama hesap defterleri kapanmıyor. Hesap defterleri kapanıyor, amel defterleri kapanmıyor. Ve arkanızdan çocuklarınızın yaptığı işlerin tamamıyla siz cennette bir rütbe kazanıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette mertebesi yükseltilen bir adamdan bahsediyor arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a öyle nida ettiğini söylüyor. Allah'ım, burada ibadetler ve vazifeler yok. Ben nasıl terakki ettim? Arkasından bıraktığı evladının bütün hasenesinden ona yazıldığını ve cennette Cenab-ı Hakk'a doğru yakınlaştırıldığından bahsettiği hadis-i şerifler var arkadaşlar. Şimdi namaz, yani İslam tarifi içerisinde tek kelimeyle beraber yapılacak olsa, imandan sonraki en büyük hakikat namaz arkadaşlar. En büyük hakikat namaz, imandan sonraki. Çünkü kulu Allah'a yakınlaştıran ve kulluk makamında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insana gün içerisinde yapması gerektiği bütün işleri hatırlatan ve gün içinde yaptığı bütün o iyi ve mubah amelleri iyi niyetler haline getiren, bütün gün içinde yaptığı her bir şeyi ibadet hükmüne getiren tek namaz olduğu müjdeleniyor arkadaşlar. Şimdi namaz için Allah Resulü dinin direğidir diye söylemesi acaba yersiz mi olmuş yani? Bakınız, bütün dinin direği, din Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği
İlahi kanunlar arkadaşlar. Evet, o ilahi kanunların tamamını cemmeden bir namaz var. Aslında namazın içerisinde insanlar bütün ibadetleri ve bütün vazifelerine de küçük küçük dokunuyorlar arkadaşlar. Evet. Cenab-ı Hak halife-i zemin yapmış sizleri. Rükuya gidiyorsunuz ve sürekli rükuda duran ve sizin hizmetinize verilmiş hayvanları temsil ediyorsunuz belki. Ve secdeye gidiyorsunuz, Allah'a en yakın olduğunuz yer, topraktan gelmişsiniz. Yine enaniyet uzak durmuş sizden ve tevazu ile toprağa geri dönmüşsünüz. Oraya gideceğinizi biliyorsunuz. O kesif maddeye duanızı söylüyorsunuz. Arş-ı Ala'dan duyulacak bir hale geliyor arkadaşlar. Menbaana konuşuyorsunuz yani. Geldiğiniz yere konuşuyorsunuz toprakta. Dolayısıyla belki de yerde sürünen böcekler taifesini veya yeri sarmış olan bütün nebatat taifesini temsil ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rabbi, kainatta her şey seni zikrediyor ve bizim için zikrediyor ve bizim emrimize verilmiş. Dolayısıyla biz onlar adına secdede, rükuda ve kıyamda dik duranlar, eğilenler ve yerdekiler adedince seni tazim ediyoruz da diyor insan belki yani. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz içerisinde oruç tutmak var. Yani namazın içerisinde bir şeyin yenili biçilmesi namazı bozacak usuller arasında, öyle değil mi arkadaşlar? Yani içerisinde hac var, Hacc-ı Ekber'e dönmüşsünüz. Yani bütün insanların dünyanın farklı farklı zamanlarında, farklı farklı taraflarında, farklı farklı vakitlerinde herkesin vaktinin dünyanın dönüşüne göre birbirine denk geldiği bir vakitte, yani vaktin içerisinde namaz kılan kişi kalbi hüşyar, mütedeyyin bir adamın duasının kabul olmasıyla, Fatiha'daki biz nidalarının kabul olmasıyla belki de bütün ümmetin dualarının kabul olunacağı konusunda müjdeler edilmiş arkadaşlar. Yani namaz öyle bir şey ki iki namaz arasında küçük günahların bağışlanacağı gibi hususlardan bahsetmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Günahkar olmayan kimse yok. Demek ki namazsız adam Allah'tan uzaklaşıp Allah'ın huzuruna 5 vakit gitmediğinde, kainatın sahibinin kendisini hatırlatmak istediğinden uzak kaldığında, firavunane nefsi dünya sanki kendisininmiş gibi onu yutup, dünya peşinde onu sürükleyip, belki de Allah'ın inkarına kadar gidecek bir yol açmaya başlayacak onda. Evet, çünkü namaz farzdır arkadaşlar. Ve en büyük günahlardan bir tanesidir. İmam-ı Azam Hazretleri çok enteresan bir şey söylüyor. Kaza namazların dahi camide ya da başkalarının yanında kılınmasını uygun karşılamadığını İmam Muhammed nakil yapıyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? İslam hukukunda açıktan günah işleyen bir adamın tarifi var. Fasık-ı mütecahir diye. Açıktan günah işleyen bir adam. O yüzden diyor ki siz daha önce eğer namazlarınızı kılamamışsanız Allah'la aranızda gizli tutunuz. Fasık-ı mütecahirler gibi, açıktan günah işleyenler gibi ben namazımı kılmadım. Bugün namazımı burada kaza ediyorum. Bu namaz kaza edilebilir deyip Allah'la aranızda kalacak bir meseleyi başkalarına duyurmayın da diyor yani İmam-ı Azam Hazretleri. Yani namaz neresine bakarsanız bakın hayatınızın her tarafında İnsana insanlığını hatırlatan, Allah Resulüne insanı muhatap eden, Kur'an-ı Azimüşşan'daki ilahi hitaba insanı muhatap eden, Allah ona kıymet vermiş, 5 vakit huzuruna tenezzül buyurmuş, çağırmış, insana kıymet verdiğini ve kıymetli olduğunu kendisini unutturmak için sürekli gösterdiği bir mekan arkadaşlar. Evet. Bazı imamlar arkadaşlar, namaz kılmayan kişiler kafirdir de demişler. Evet, çok daha ileri gidelim mi? İmam Ahmed bin Hanbel bunlardan bir tanesi mesela. Namaz kılmayan kişiler kafirdir. Yanındaki imamlarından birkaç tanesi sormuşlar. Demişler ki, efendim tevhid inancı içerisindeki kişiler eğer imansız olmayacaklarsa namaz kılmayan kişi niçin kafirdir diye sormuş. Çok enteresan bir açıklama yapmış yani. Kendi izahı tabii ki. Tabii ki genel içtihadın, genel ittifakında kafirlik konusu bu şekilde değerlendirilmemiş. Ama o böyle bir şey yapmış yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları zaman bir hadiste burayı takviye edeyim. Demişler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namaz kılmayanlar kafir midir diye sormuşlar. Buyurmuşlar ki kafirler de namaz kılmazlar. Yani demek ki bizi onlardan ayıran en büyük özellik burası. Teslimiyet, sadakat, Allah'ın emrine ittiba meselesi, farkındalık şuuru, insanlığın kalitesini Allah'ın huzurunda 5 vakit ona sergileyebilmek meselesi demek ki en mühim meselelerden bir tanesiymiş. Bakınız biraz sonra 4. sözden bir yer okuyacağım size arkadaşlar.
Namaz o kadar düzgün, o kadar mükemmel anlatılmış ki, çok sade bir lisan içerisinde anlatılmış. Şurada bir iki şey daha söyleyip oraya geçeceğim arkadaşlar. Neden böyle diyorsun diye soruyorlar İmam Ahmed bin Hanbel'e. İşte diyor ki Adem Aleyhisselam, şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmediği halde kafir olmuştur. Siz Allah'a secde etmiyorsunuz. Acaba kafir olmaz mısınız diye söylemiş arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey söylemiş yani. Evet. Şimdi demek ki küfür İslam ıslahatında başka türlü de anlaştırılıyor. Yani Allah yokmuş gibi davranan, Allah'ın emirleri yokmuş gibi davranan, sürekli gaflet içerisinde olan, manevi sorumluluklarından habersizmiş gibi davranan bir adam portresinden bahsediliyor. Acaba bu insan ismine layık mıdır bu adam? Yapılanlar ve verilenler ve kainatın her şeyi ayakları altına serilmiş, ücreti peşin verilmiş, dünyada her şey ve herkes hizmetine boyun eğdirilmiş bir insan. Acaba Allah'ın davetine icabet etmiyorsa insan ismine layık mıdır arkadaşlar? Öyle değil mi? Bakın burası herhalde en sıkıntılı yerlerden bir tanesi. Bir iki tane hadis-i şerif okuyacağım. Cennetin anahtarı namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namazın anahtarı ise abdesttir diye söylüyor. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim'in hadis-i şeriflerinde arkadaşlar. Radiyallahu ecmain inşallah. Evet. Abdest konusuna da girmek istedim ama yarım saatte iş bitirmek için buraya çıktığımız için artık hepsi bitmiyor. Birazcık konuya dönmek istiyorum arkadaşlar. Artık namaz konusu hakkında o kadar çok konuşulacak şey var ki, ama bu işi Üstad Hazretlerine bırakalım sonra. Dördüncü sözde bunu şöyle ifade etmiş. Es-salatu imadü'd-din demiş. Namaz dinin direğidir hadis-i şerifini referans almış. Serlefa yapmış. Namaz, bakınız burada bir temsil dürbünü var arkadaşlar. Namazın hakikatini bize yaklaştıracak. Lütfen buraya dikkat dinleyin. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Evet, bu kadar kıymetli bir namaz çok ucuz ve az bir masrafla karşılanıyor arkadaşlar. 24 saatte 1 saate tekamül ediyor. Abdestle de kafi. İnsanların gün içinde yaptıkları bütün işleri, yani bütün işleri iyi niyetler ve bu muhamellerini iyi niyetler haline dönüştürüyor arkadaşlar. Öyle bir namaz ve gün içindeki her şeyini ibadet hükmüne getiriyor. Şunu da söylemek istiyorum. Hani biz çalışıyoruz bu ibadettir diyen arkadaşlar var ya. Yani bize kızsınlar madem böyle. Arkadaşlar, dinden bizim anladığımız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan anladığımız ifade bu ki, 5 vakit namazını kılmayan insan helal dahi olsa gün içinde yaptıklarından hesap verir. Çünkü Allah'ın malında ve mülkünde sen kendi malın ve mülkünmüş gibi bir tasarruf ettin diye sorarlar o adama. Anlayabildiniz mi? Evet. Demek ki namaz farkındalık şuurunu da ortaya çıkarıyor. Şimdi hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu, deli arkadaşlar, ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde katli anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim, idareci, iki hizmetkarına her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has, yani özel ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize, yani yerinize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz, satın alınız gittiğiniz yere. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, tren, hem tayyare, hem uçak bulunur. Sermayeye göre binilir. Dünyada böyle değil mi arkadaşlar bu işler? İnsan dünyada sermayesine göre yolculuk yapıyor değil mi? Bazı insanlar 10 saatte gidiyor, bazı insanlar 1 saatte gidiyor. Öyle değil mi? Bak bu iş böyle. Belki yarın bir gün ışınlama çıkacak, bazı insanlar bir anda gidecekler bir yere. Durumları nispetince. Şimdi bundan sonra temsillerin izaha gelecek arkadaşlar. İki hizmetkar ders aldıktan sonra birisi bahtiyar idi ki, talihli idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek
öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bire çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, kötü bahtlı, talihsiz, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Bunların izahı gelecek arkadaşlar. Azıcık sabır. Ve kumara ve numara verip zayi eder. Hepsini israf eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu bir tane liran kaldı. Şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz kerimdir, sonsuz cömerttir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler, bir uçağa bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yani bir günde kalınacak ve gitmek istediğimiz yere gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Evet. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat geçici bir lezzet için sefahate sarf etse, yani yasak zevklere, yasak eğlencelere sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbah yani talihsiz olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Şimdi buralar arkadaşlar temsillerin ifadeleri. Ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Demek ki nefis namazdan hoşlanmıyormuş arkadaşlar. Nefsi nasıl tarif edeceğiz? İnsanın kendisi. Yani insanın maddi ve manevi zevklere meftun eden, onun peşinden koşturan bir duyu arkadaşlar nefis. E tabii ki bir boyunduruk altına, bir sistem altına girmek istemeyecek. O yüzden nefis verilmiş. Yani sınav noktasında verilmiş. Enaniyetle siz her şey benim diyeceksiniz. Enel lokomotifine bineceksiniz. Nefisle dünyadaki o gelip geçici olan 3-5 kuruşluk lezzetleri size güzel gösterecek. Onların peşinden gideceksiniz. Sonra onlar sizi yarı yolda bıraktıkları zaman, hastalandığınız zaman, onların size ait olmadığını, onlara erişiniz yetişemediği zaman bunlar Allah'a aitmiş diyeceksiniz. Demek ki nefisle enaniyet o başıboş şeylerin peşinden koşup Allah'ın kendisini size tanıttırmak için gönderdiği iki tane duygumuş arkadaşlar. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim Rabbimizdir. O idareci vardı ya gönderen, o Rabbimizdir. Her şeyi terbiye eden, kanun, mizan, nizam ve intizamı altında tutan Allah'ımızdır. Ve Halık'ımızdır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, dindar, namazı şevkle kılar, namazı çok istekli kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, öldükten sonra dirileceğimiz yere ve ebede, sonsuzluk alemine gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre, yapılan işe göre, Allah'a yakınlık kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede, farklı farklı derecelerde kat ederler. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela Ayetel Kürsü ile alakalı bir sır var. Onu da söylemek isteyeceğim sonra. Ayetel Kürsü'nün sırrına varmak isteyenler için şöyle bir şey söylüyor. Daha sonra ama izah edeceğim. Eğer arada ölüm olmasaydı cennete direkt gider diyor Ayetel Kürsü'yü sürekli okuyanlar için. Demek ki içerisinde öyle bir mana var arkadaşlar. Az kaldı, sabredin. Bir kısım ehli takva berk gibi, bir kısım el takka şimşek gibi 1000 senelik yolu bir günde keserler. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde geçerler. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate 2 ayetiyle işaret ediyor arkadaşlar. Me'ariç suresindeki ve Secde suresindeki ayetlerle buna. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükseltilir. Secde ayetinde. Me'ariç suresindeki 4. ayette de melekler ve ruh onun arşına miktarı 50.000 sene olan bir günde yükseltilirler ayeti. Ayetiyle ispat eder, o bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Bir saat sadece arkadaşlar. Bir saat abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden
kısacık şu hayatı dünyeviye sarf eden 23 saatini ve uzun hayatı ebediye, o sonsuzluk hayatında bize verilecek mükafatlar diyarına bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. Akılsız bir vaziyette hareket eder, öyle değil mi? Küçücük menfaatinizin peşinde insanlar sizi koşturmuyorlar mı? Az bir ücretler karşılığında, istedikleri kadar, istedikleri saat. Acaba ücreti mi azdır ki insanlar o tarafa dönmüyorlar arkadaşlar? Evet. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse, adam yarım alını kumara veriyor değil mi yani? Oradan kazanmak ümidiyle. Yani düşünün, bir piyango kumarı var bu zamanda. Belki 20 milyon kişi, 30 milyon kişi katılıyor ona yani. Adam hayatının yarısını, sermayesinin yarısını ona veriyor değil mi? Evet, burası böyle. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir bunun. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimalle kazancı musaddak olan, yani kazancı mutlaka peygamberlerle, evliyalarla, sadıklarla, Allah dostlarıyla tescillenmiş ve ayetle tescillenmiş olan o hazineyi ebediyeye vermemek, ebedi sonsuz cennet hazinelerine vermemek ne kadar hilaf-ı akıldır, akla ve ilme ve hikmete aykırıdır. Ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Namazdaki abdestin hikmetleri, namazın içerisindeki ruhun hikmeti arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz ruhun hikmeti? Cesediniz geldiği menba olan topraktan sürekli beslenmekte. Yani kendi kaynağından beslenmekte cesediniz. Dolayısıyla iki öğün cesedinizi aç bırakırsanız halsizleşir, hastalanmaya başlar. Peki ruh nereden geldi arkadaşlar? Ulvi alemden. Cenab-ı Hakk'ın ulvi mekanından geldi. O yüzden kalpler Allah'la buluştuğu zaman sekinet buluyor işte arkadaşlar. Ve namaz insanı 5 vakit Allah'la buluşturup ruhsal huzura da kavuşturuyor. Şimdi ruhsal huzura kavuşan insanlar bedensel sıkıntılar da yaşamamaya başlıyorlar. Şimdi değil mi, ruh ve sinir hastalıkları diyorlar değil mi? Bak, başında ruh var. Ya da ceset hastalandığı zaman şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki %70'i sinirsel ve stresle alakalı diyorlar değil mi? Bakın, ruhun yapılanmasından bahsediyor aslında. Yani ruhunuz coşu furuşa gelmiş, Allah'ın huzurunda Allah'a uygun vaziyet takılmaya başladığı zaman cesedinizin hormonları da düzgün vaziyette çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Ve cesedinizin hormonları düzgün vaziyette çalışmaya başlayınca cesedinizin mineral, protein yapılanmalarına kadar, kas yapısına kadar her şeyiniz düzgün çalışmaya başlıyor. Evet. Peki hastalıklar niye geliyor diye sorabilirsiniz. Başımıza gelen musibetlerin niye geldiğini söyledik. Onlar Cenab-ı Hakk'ın şefkat tokatları. Onları bizi dövmek için değil, sakındırmak için gösteriyor arkadaşlar. Evet. Ve insanlara bir zaman biçmiş, bir ihtiyarlık zamanı biçmiş, yanına, huzuruna, kendi rahmetine almak istiyor. Demek ki büyük bir rahatı var, aklın da büyük bir rahatı var. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değil, hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. 5 vakit Allah'ın huzurunda Allah'ı hatırlayan, peygamberi ve Kur'an'ı hatırlayan insanlar Allah'a ve peygambere uygun yaşamaya başlamalılar. Eğer yaşayamıyorlarsa namazın nurunu ve ruhunu da artık anlayamamışlar demektir arkadaşlar. Demek ki namaz, imandan sonraki en büyük hakikat. Hakiki imanı elde etmek isteyen namazla bunu taçlandıracak. Hakiki imanı elde eden de kainata meydan okuyacak. Bu surette bütün sermayeyi, ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü, bu gelip geçici ömrünü bir cihette ibka edebilir, baki sonsuz hale 5 vakit namazla getirebilir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allah eksikliklerden uzaktır. Her işi hikmetli, yerli yerince yapar. Onun bize öğrettiğinden başka ilmimiz, bilgimiz yoktur. El Fatiha ma salavat.